Herkese merhaba, sizlere Kayseri Hacı Kılıç Camii Mukarnası'nın hesaplamalı olarak çözümlenmesi başlıklı bildirim metnini sunacağım. Ben Sabri Gökmen. Bu çalışmayı Sema Alaçam, Altan Başık ve Yusuf Aykın ile beraber hazırladık. Biz ekip olarak 218 128 nolu TÜBİTAK araştırma projesini geliştiriyoruz. Bu projenin başlığı geometrik öyüntü yediği mukarnasların hesaplamalı yöntemlerle çözümlenmesi. Araştırmamız kapsamında Sivas ve Kayseri'deki Selçuklu dönemine ait yapılara odaklanıyoruz ve bu yapılardaki mukarnasların fotogrametri, dijital modelleme ve parametrik çözümleme konularıyla analiz ediyoruz. Ekranda da bu projenin ana hatlarını görebilirsiniz. Fotogrametri metodundan elde ettiğimiz modelleri Rhino ortamında rafine edip daha sonra bunlardan çıkardığımız analizlerle parametrik e, kodlar geliştiriyoruz ve e, tarihsel yapıların hesaplamalı olarak çözümlenmesini araştırıyoruz. E, bu çalışmada ise Kayseri Hacıkalıt Camii'nden e, bahsedeceğim. E, özellikle projemizin ikinci safhasında incelediğimiz bir mukarnas e, tipolojisi, Hacı Kılıç Camii mukarnası, 1249-50 e, yıllarında yapılmış bir yapı. Yanında medresesi de var ve iki tane girişi bulunuyor. Biz bu çalışmada cami girişinde bulunan ve ekranda fotogrametri modelinde gördüğünüz mukarnası odaklanacağız. Mukarnası incelediğimiz zaman gözümüze ilk çarpan katmanlar arasındaki simetrik parçaların benzer parçalarını tekrar ettiği ve buradaki aslında yapıdaki döngüsel oluşumu ilgimizi çekmişti. Projemizin hipotezinde de taç merkezden başlayan ve kendi içinde e, döngüsel bir algoritma tarifleyebilecek bir hipotezimiz vardı e, mukarnaslar için. Biz de bu e, mantıkta e, Hacı Kılıç cami mukarnasını analiz etmeye başladık. Aşağıdaki diyagramları ilk etapta ürettik. E, plan üzerinden çıkardığımız katmanlardaki e, hareketleri e, simetri üzerinden analiz eden bir büyüme diyagramı hazırladık. E, Taç merkezden ışınsal olarak hareketleri çözümleyebilecek ve kendi içinde e, belirli tekrarlar üreten bir e, diyagram ortaya çıktı. E, burada da aslında elde ettiğimiz parça oranlarının e, benzerliği gözümüze çarptı. E, bir sonraki etapta ise her katmandaki büyümeyi e, lineer transformasyonlar olarak ele alan e, bir kodlama dilini e, üretmeye başladık. E, burada da ilgimizi çeken tek ve çift katmanların birbirini e, tekrar ettiği, özellikle tek katmanlardaki yıldız dallanmalarının e, çift katmanlardaki poligonlarla kapatıldığı şeklinde e, bir genel kural ortaya çıktı. E, buradaki e, ürettiğimiz e, kuralların transformasyonların da e, e, alt katmanlara inildikçe üst katmanlardakilerden çıkıyor. E, ufak miktarda varyasyonlar içerdiği ancak benzer transformasyon kurallarının tekrar ettiğini gözlemledik. Özellikle ortaya çıkan katman örüntülerini tarifleyen dönüşümlerinde simetrik kodlar ürettiğini gözlemledik. Bu kodlar da bize el sistemler üzerinden döngüsel bir kod üretmeye teşvik etti. Özellikle ürettiğimiz karakter katarlarının el sistemlerle büyük oranda benzerlikleri var en sistemlerde Linderman tarafından geliştirilmiş algoritma yöntemleri ve karakter katları ve transformasyonlar içeriyor. Doğadaki büyüme ve simetri sistemlerini kodlamaya yardımcı olan sistemler. Biz de bu sistemler üzerinden Hacı Kılıç Mukarnas planını tekrar incelemeye başladık ve plan üzerinde belirli oranların tekrar ettiğini, belirli oranların ise ya da belli hareketlerin ise çakıştığını ve çözümlendiğini gözlemledik. Özellikle e, tek katmanlardaki hareketlerin benzerliği, çift katmanlardaki hareketlerin benzerliği gözümüze çarptı. E, bunun dışında da e, belli katmanlarda kuralların dönüştüğünü ve bunlar için lokal karakter katarı dönüşümlerini kullanmamız gerektiğini gözlemledik. Özellikle mavi oklarda gördüğümüz uzunluklar birbirinin aynı ancak BQM e, harflerini kullanarak biz buradaki Yeni kuralları lokal olarak dönüştürebildik. Sağ tarafta da gördüğünüz taç merkezden başlayarak bu dallanan yapının aslında bir akım şeması olarak okunabileceği ve mukarnasın inşaat sürecine ters bir büyüme süreci sunduğunu aslında gösteren bir diyagram oldu bize. Kodlama sürecinde de iki farklı kural üzerine odaklandık. Bir tanesi lineer büyüme. Burada üçgenlerin genişleyerek ya da daralarak ürettiği parçaları görüyoruz. İkinci tip ise dallanmalar. Dallanmalar daha çok noktadan oluşan, ışınsal büyümeleri katmanlar üzerinde oluşan büyümeleri tarifleyen dallanmalar. Burada da gene kod üzerinde dallanma açılarını ve miktarlarını tariflediğimiz kurallar saptadık ve bunları bir kod altyapısına aktardık. Bir sonraki etapta da Rhino'nun Grasshopper eklentisinin üzerinde Python'da bir obje bazlı parametrik kod geliştirdik ve burada çakışmaları ve karakter katarlarını okuyabilecek bir algoritma üzerine çalıştık. E, mukarnası tarifleyen katmanlar özelinde, her katmandaki L sistem kurallarını e, vererek e, mukarnasları parametrik olarak modelleyebiliyoruz. Aynı zamanda belli katmanlardaki kuralları dönüştürdüğümüzde de e, farklı geometrik varyasyonlarını mukarnasını oluştuğumuz mümkün oluyor. E, mukarnasların düşey hareketlerinde çok bir farklılaşma ya da oransal e, varyasyonlara rastlamadık. Bu nedenle de e, katman yüksekliklerini topolojik olarak modifiye edebileceğimiz bir arayüz olarak düşündük. E, en sonda ise e, elde ettiğimiz parametrik model üzerinden yüzeyler, katmanlar, akslar ve noktaları çekebileceğimiz farklı e, görsel diyagramlar hazırlayabileceğimiz eklentiler yerleştirdik. Aynı zamanda katmanların da e, oluşturduğu el sistem bazlı listeleri ve karakter katarlarını da oluşturabiliyoruz. Bizim için ilginç olan bu kodlama altyapısıyla üretebileceğimiz formların diğer yapılara da aktarılabilecek bir süreç tariflemesi özellikle kültürel miras kapsamında görülen Selçuklu yapılarının mukarnaslarını inceleyecek bir yöntem geliştirmeye çalıştık bu araştırmada. Son olarak da Hacı Kılıç Camii'nin birkaç Permütasyonu ürettik. Burada e, ilk başta belirttiğim gibi poligon ve yıldız tiplerinin kendi arasında farklılaşmasıyla oluşabilecek e, mukarnas varyasyonları ürettik. E, burada tabii ki daha fazla varyasyon ve topolojik varyasyon da üretebiliriz. Katman yükseklerini değiştirebiliriz. Ancak biz daha çok organizasyonel olarak e, mukarnası tarifleyen geometrik kuralların nasıl dönüşebileceğini ve tekrar kendi içinde çözümlenebileceğini odaklanıyoruz. E, çünkü amacımız Mukarnası otomatik olarak üretebilecek döngüsel bir kod üretmek. E, bu da projenin bir e, önceki fazındaki e, odaklandığımız e, mukarnas üzerinden yaptığımız çözümleme. E, ben, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, Bildirim metninde sunduğum araştırmaya ilgili herhangi bir sorunuz olsa sempozyumda e, sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyuyorum. E, tekrar teşekkürler.